Birinci basamakta nöroloji günleri devam ediyor. Bu hafta düşmelerin nörolojik nedenlerini konuşacağız. Demet Hocam herhalde tanıtıştıracak bizi anlatıcımızla. Ben o zaman sözü Demet Hoca'ya devrediyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta aslında hepimiz için çok önemli bir konu, düşme. Aslında yolda yürürken bir şeye takılıp düştü gibi hep algılarız ama düşmelerin her zaman için bir nedeni vardır. Özellikle nörolojik hastalıklar bunun başında geliyor. Bunu bize anlatacak arkadaşımız doçent doktor Aslı Aksoy Gündoğdu. Bize biraz uzaktan el sağlıyor aslında, Tekirdağ'dan değil mi? Namık Kemal Üniversitesi'nde özellikle demans alanıyla, MS alanıyla da uğraşıyor aslında. Bu konuyu seve seve kabul etti. Teşekkür ederiz kendisine çalışma zamanı bize ayırdığı için. Ben davet için çok teşekkür ederim hocam. Çok keyifliydi hazırlık. Teşekkürler. Ben ekranımı paylaşayım hemen. Bir saniye. Şu an görünüyor olması lazım. Ama geçiyorum. Bu düşmenin nedenlerinden sadece nörolojik kısmından değil, baştan sona bir bahsetmek istedim. Düşme derken biz neyi düşünüyoruz, neyi tanımlıyoruz? Ne sorunlara yol açıyor, niçin önemsiyoruz? Nörolojik nedenler ön planda olmak üzere neden düşülür? Düşen hasta nasıl değerlendirilir, incelenir? Risk faktörleri nelerdir ve bunları biz nasıl değerlendiririz? Önlemek için de neler önerip neler yapabiliriz? Bunlardan bu konu başlığı olarak bahsedeceğim. Türk Dil Kurumu'na göre 33 farklı tanımı var düşmenin. Peki biz bunlardan hangisini kastediyoruz? Düşme dediğimizde bireyin durduğu, bulunduğu, tutunduğu herhangi bir yerden ayrılarak ya da dayanağını, dengesini yitirip ani kontrol edemeyen bir şekilde vücudun yukarıdan aşağı doğru inmesini kastediyoruz. Bunlar tabii beklenmedik olaylar. Özellikle ileri yaş grubunda yaşlarda sık rastladığımız önemli bir sağlık sorununu oluşturuyor. Nörolojik hastalıklar içerisinde de hayat kalitesini kötüleştiren, yaşam beklentisini hastanın azaltan önemli bir belirleyici faktör aslında. Hem hasta için hem hasta yakınları için tüm sağlık sistemi için de ciddi sorunlara yol açabiliyor düşmeler. Nelere yol açıyor dediğimizde kırıklar ilk aklımıza gelen durum. Özellikle de kalça kırıklarının en büyük nedeni. Kalça büyük bir kemik, femur kırıkları önemli bir sıkıntı. Büyük bir kemik olması dolayısıyla yağ embolisi olsun, immobilizasyon uzun sürmesi, mikrovasküler olaylar, majör vasküler olaylar olsun. Mortalitede de önemli bir katkısı bulunuyor negatif anlamda. %20-30'lara varan bir orandan bahsediyoruz. Ve kalça kırıklıklarının da %95 oranı düşme sonucu meydana geliyor. Hastalar çeşitli yaralanabilirler. Düştükleri zemine çevresindeki eşyalara bağlı da gerçekleşebilir. Kafa travması, travmatik beyin hasarı, sağ altta gördüğümüz bir beyin. Bakın sol tarafta kanama alanını görüyoruz hemisferinde. Karşı tarafa doğru itmiş, gayet ödemlenmiş. Düşme korkusu gelişiyor bu hastalarda. Bu da oranı azımsanmayacak seviyede %20-40 oranında hastalar düşme korkusu yaşıyorlar düşmelerin ardından. Bu da neye yol açıyor? Hastanın fiziksel fonksiyonel kayıplarına, hastanın sosyal izole kalmasına, depresyonuna ve immobilitesine bağlı kurumsal bakım ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Mobilitenin azalmasıyla birlikte hasta özellikle düştüğü yerde uzun süre kaldıysa dehidrate kalmış olabiliyor. Trombotik olaylar, rabdomiyoliz dediğimiz kas yıkımı, bası yaraları, pnömoni gibi tablolar eklenebiliyor. Hasta hem bakım verenine hem kurumsal bakıma ihtiyaç duyabiliyor ve düşme neticesinde direkt ölüm de meydana gelebiliyor. Biz düşme nedenlerini sınıflandırdığımızda önce hasta dışındaki faktörler, çevresel faktörler, hasta ile ilişkili faktörler ya da kullandığı ilaçlar, nörolojik hastalıklar gibi sınıflandıracağız. Öncelikle dış faktörlerden bahsetmek istiyorum. Burada ıslak, kaygan zemin ön planda. Bu düşmelerin ev içindeki en çok nedenleri banyo ve tuvaletteki ıslak zemin kaynaklı düşmeler. Ortamın yetersiz aydınlatılmış olması, tutmaçların, tutma desteklerinin merdivenlerde, yürüme alanlarında olmaması, odanın dağınık tutulması, yerdeki herhangi bir dağınıklığa hastanın takılıp düşmesi, ayakkabı bulsa altta gördüğümüz kundra tipi ayakkabılar güzel olsa da bağcıklarını bağlama ya da açılması sorunu olabilir.
yerden yüksekliği fazlaysa yatağın, hasta inip çıkarken ya da gece tuvalete kalktığında düşebilir. Tuvalette de oturup kalkarken alaturk ya da alçak bir zemindeyse tuvalet, eklem mobilitesi dolayısıyla sıkıntı yaşıyorsa hasta yine düşebilir. Hastaya bağlı faktörlerde en üstte yaş var. Yaş ilerledikçe düşme oranı gayet artıyor. 65 yaşın üzerinde %17'den 45'e kadar bir oran söylenmiş. Eğer hasta huzur evinde yaşıyorsa %70'e kadar uzanıyor bu rakam. Düşme hikayesi yine önemli. Hastayı sorgularken de bahsedeceğim bu konudan. Eğer hasta son bir yıl içerisinde düşmüşse düşme riski, tekrar düşme riski %55. Gayet yüksek bir rakam. Hasta düşme korkusu varsa, yalnız yaşıyorsa, cihaz desteğiyle mobilize olabiliyorsa, yürürken denge sorunları yaşıyorsa, görmesinde, işitmesinde ya da denge merkezinde, vestibüler sisteminde sorun varsa, hipotansiyon oluyorsa, senkop, diyare, kalp hastalıkları, kalpte aritmiler de olabilir, kalp yetmezliği de olabilir, yine tansiyon da olabilir, bunların değişiklikleri. Diyabette hem kan şekerinin yükselmesi hem düşmesi bizim için bir risk faktörü. Fonksiyonel bozukluklar, artrit, lokomotor sistemi ile ilgili, hastanın kaslarındaki pozisyonu ile eklemleriyle alakalı sorunlar varsa, hasta sedanter, immobil duruyorsa, zaten günlük yaşam aktiviteleri kısıtlıysa bunlar düşme açısından risk faktörlerini oluşturuyor. Ve genellikle de bir hastada birden fazla risk faktörünü beraber görüyoruz. İleri yaş bir hasta hem diyabetik hem kalp hastalıkları var, hem cihaz kullanıyor, destekle yürüyebiliyor. Bunları bir arada görmemiz riski de katlıyor tabii ki. Bazı ilaçlar gerçekten düşme riskini arttırabiliyor. Bunlar tahmin edebileceğimiz türde ilaçlar dışında da serotonin geri alım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi antidepresan grubu, nöroleptik ajanlar, benzodiazepinler, bizim çok sık nörolojik pratiğinde antiepileptik kullanımımız var. Ya da analjezide kullanılan sedatif ilaçlar, hipnotik ilaçlar, kardiyak açıdan digoksin, ritim düzenleyiciler, diüretikler, antihipertansifler ya da antihiperglisemik ilaçlar. Bu ilaçlar özellikle hasta kontrolsüzce kullanıyorsa, bunlar takip edilmiyorsa risk faktörü oluşturuyor. Ya da herhangi bir ilaç topluluğunun, yani 4'ten fazla ilaç kullanımına polifarmasi diyoruz. Bu da tek başına bir risk faktörü oluşturmakta hastanın düşmesi açısından. Temel konumuza gelirsek nörolojik nedenleri şimdi anlatacağım ama konu başlıklarını burada sıralamak istedim. Demans, normal basınçlı hidrosefali, Parkinson, Parkinsonizm nedenleri, epilepsi, uyku bozuklukları, kas hastalıkları, polineuropatiler, inme, demiyezan hastalıklar, serebeller hastalıklar, derin düğü bozuklukları, bunlar çeşitli yaş gruplarından etkileyen, çeşitli seviyelerde düşme riski yaratan hastalıklar listesi ki bunlar özet halde daha da genişletilmiş var. Burada konu başlıklarına baktığımızda ilk demans aklımıza geliyor. Demans gerçekten ileri yaşta sık karşılaştığımız bir faktör. Bu nedir? Zaten beyin fonksiyonlarının hem hastalığa bağlı olarak gerilemesi söz konusu burada. Hafızası, problem çözme yetenekleri, iletişim, dil fonksiyonları hastaların çeşitli seviyelerde bozuk olmakta. Böylelikle hem hastanın değerlendirme, yargılama kapasitesi bozuk. Mesela demans hastası karda, buzda yürümeyeyim demez, çıkar dışarı düşebilir. Kendi güvenliğini gözetemez, kendi eşyalarını toplayıp derli tutamaz, takılıp düşme ihtimali artar. Mobilite denge problemleri hastalığına bağlı yaşayabilir ve hareketsiz kalmalarına bağlı, sedanter bir yaşama bağlı da sıkıntı olabilir. Bu hastalara özellikle bizim verdiğimiz, kullandıkları ilaçlar da yine az önce saydığımız ilaç listesi içinde olup risk yaratabilirler. Hastalar ileri dönemde olduklarında kendi vücut ihtiyaçlarının farkına varamayıp buna bağlı açlık, susuzluk, tuvalet ihtiyacı, korku hissi, yalnızlık hissi, bunlarla birlikte ajite olabilirler, stres, rahatsızlık duyabilirler. Bunların hepsi risk faktörü oluşturuyor, demans hastasının düşmesine yol açabiliyor. Yine demansla ilişkili bir hastalık, normal basınçlı hidrosefali. Sağ altta gördüğümüz beyin kesiti hasta kişinin, soldaki normal. Beynin lateral ventriküler dediğimiz su dolu, beyin omurilik sıvısı dolu alanlarının normalden fazla genişlemesi ve basıncıyla ortaya çıkıyor. Neler ortaya çıkıyor hastada? Dengesiz yürüme, ataksi, hasta küçük adımlarla, düşme eğilimiyle, ayaklarını sürüyerek yürüyor. Demans
eşlik ediyor. Unutkanlık, kısa dönem hafıza kaybı olabilir. İnkontinans dediğimiz sık idrara çıkma ya da idrarını tutmakta zorlanma. Bunların üçü de yine hastada düşme açısından risk faktörü oluşturuyor. Parkinson hastalığı bir diğer toplumda sık karşılaşılan hastalık, yaş ilerledikçe yine artan. Bu hastalarda sağda gördüğümüz şekildeki gibi öne doğru bir eğik postür mevcut. Hastaların hareketlerinde özellikle alt ekstremite yürüme, sürükleyerek yürüme, adım aralıklarının kısalması, hareketlerin yavaşlaması, dengenin etkilenmesi söz konusu. Bunlardan hesaplandığında hastaların 1/3'ünün bir yıl içerisinde düşme öyküsüyle geldikleri ortaya çıkarılmış. Hastalığın ileri döneminde daha çok ortaya çıkıyor. Denge problemleri hasta ilerledikçe ortaya çıktığı için ve kötü prognostik bir işaret. Postural instabilite, düşme korkusu ve önceden düşme öyküsü varsa hastada biraz daha risk yüksek. Düşen Parkinson hastalarında biz eksik maddenin dopamin olduğunu, düşen hastalarda ise dopamin dışında kolinerjik sisteminde etkilendiğini, bu böylelikle hastaların dikkatinin, kognitif bozukluklarının da aslında konuya iştirak ettiğini anlıyoruz. Çalışmalarda da bu gösterilmiş. Burada çekme testi var sağ üstte gördüğünüz. Aslında dengesini değerlendirmek, postural instabilite dediğimiz Parkinson hastalığına eşlik eden denge problemine baktığımız test. Hastayı omuzlarından tutup geriye doğru çekiyoruz arkasına yerleşip. Aslında dengesinin bu şekilde bozulup bozulmadığını anlamaya çalışıyoruz. Parkinson'la ilişkili olarak Parkinson artı sendromları dediğimiz durum var. Burada 4 hastalıktan bahsedeceğiz. Hepsinde de Parkinson bulguları yanı sıra dengenin etkilenmesi çeşitli seviyelerde söz konusu. Parkinson hastalığı standart idiopatik dediğimiz formunda olduğunda biz hastalık ilerleyince dedik, ancak bu Parkinson artı sendromlarında çok daha erken karşımıza çıkıyor bu durum. Hastaların bu denge merkezlerinin öne doğru kaymış olması, postural reflekslerinin kaybolmuş olması, yürürken ki öne doğru hızlanan ama yavaş adımlarla ilerleyen durumun söz konusu olması Parkinson hastalarında düşmeyi yaratan faktörler arasında. Bunlar Parkinson artı sendromları dediğimiz durum. Özellikle progresif supranükleer palsi, daha hastalık bilinç kaybı olmadan geriye doğru düşmeler yaşaması hastanın ilk belirtisi olarak sayılıyor. Gerçekten prognozu kötü, 6-8 yıllık bir survey olan kötü seyirli bir hastalık. Multisistem atrofi de Parkinson artı sendromları arasında. Burada da serebeller, yani denge merkezimizin ana tutulduğu formu var hastalık içerisinde. MCAC dediğimiz ve otonomik fonksiyonlar da bu hastalıkta özellikle etkileniyor. Beyinde özellikle denge merkezinin olduğu orta beyin bölgesi, pons dediğimiz bölgede böyle haç işareti yapacak şekilde küçülme, erime oluyor. Otonomik disfonksiyon ön planda bu hastalarda dediğim gibi. Lewy cisimcikli demans da içerisinde hem demans hem Parkinson'un olduğu, halüsinasyonların olduğu bir tablo. Hastalarda yenileyici düşmeler, senkop, bilinç kayıpları, halüsinasyonlar, sanrılar ortaya çıkabiliyor. İlk başta hep bu delizyonlar nedeniyle, uyku bozuklukları, REM davranış bozuklukları nedeniyle hasta tuvalete çıkarken ya da sersem yürürken olabiliyor. İkinci seviyeye geldiğimizde hastanın artık motor kayıpları da başlıyor. Konuşma güçlüğü, ifade edememe, paranoyaların artışı artık ilerli dönemde, ki bu süre çok kısıtlı, yine 6-8 sene içerisinde mortaliteden bahsediyoruz, yatağa bağımlı hale geliyor. Böylelikle halüsinasyonlarla birlikte yataktan düşmeleri de söz konusu oluyor bu hastaların. Otonomik disfonksiyon bahsediyoruz. Bu nedir? Otonomik sistemi oluşturan hücrelerin hasarlanması. Bunlardan en sık gördüğümüz, en sık ölçtüğümüz ortostatik hipotansiyon. Yine düşmelerle birlikte olan bir durum bu da. Kalbin ve damarsal sistemin çalışmasını düzenleyen otonomik sinirlerimiz var. Bunlar hasar gördüğünde ortaya çıkıyor. Hastalarımızda çok sık duyarız. Oturuyordum, tuvalette oturuyordum, birden kalktım, başım döndü, sersemledim, fenalaştım. Ya da yatıyordum, birden tuvalete kalktım, yere yığıldım. Bunları duyarız. Bu da ortostatik hipotansiyondan bahsediyoruz. Nasıl ölçeriz? Hastayı yatar durumdayken ölçtüğümüz tansiyonla 3 dakika ayakta tutup ardından ölçtüğümüz tansiyon arasında sistolikteki 30 mm civar, diastolikteki 15 mm civarlık bir düşüş bize bu hastalığın tanısını koydurabiliyor.
Bir de buna benzer postprandiyal hipotansiyon var. Bu da ağır bir yemek yedikten sonra, yaklaşık 2 saat sonra, buradaki örnekte Big Mac yemiş, kan basıncının 20 milimetre civarı düşmesi ya da sistolik basıncın 90'ın altına düşmesi söz konusu. Uyku bozuklukları da yine düşmede risk faktörü oluşturan temel hastalıklardan biri. İçeriklerinde baktığımızda en sık uyku apne sendromundan bahsedebiliriz. Uyku apne sendromu, uykuda tekrarlayan üst solunum yolu daralmalarıyla ve solunumdaki ani oluşan kesintilerle ortaya çıkan bir hastalık. Uykunun devamlılığı bozuluyor. Dinlendirici bir uyku uyunamadığı için de gün içerisinde uyku atakları, aşırı uykululuk hali, sersemlik hissi yaratıyor. Bu da düşmelere yol açıyor. Aşağıda gördüğümüz cihazda pozitif basınç veren, gece uykuda terapötik olarak kullandıkları hastaların bir cihaz. CPAP cihazıyla uyuyan hastalar. Bunun dışında nörodejeneratif hastalıkların belirteci olan ilk başta gördüğümüz bu REM dönemi, hastaların normalde rüya gördüğü, kaslarının, ekstremitelerinin hareket edemediği, paralitik kaldığı bir dönem. Ancak bu dönemde bu kasların kasılabilmesi bir patoloji. Rüyalar canlı, hareketli, gerçek hayat gibi yaşandığında bu hastalıkta yanındakine zarar verebilir, yataktan düşebilir, çığlık atma, koşma gibi hareketler yapabilir. Hem kendini hem yanındaki yatan kişiyi yaralayabilir. Non-REM dönemi dediğimiz dönemde de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunda parasomniler görülebiliyor. Şuur, farkındalık çeşitli seviyelerde etkileniyor. En çok uyur gezerlik ve uykuda konuşma düşme açısından sıkıntı yaratabilir. Burada non-REM dönemi kaslar hareket ediyor, yürüyor ancak hasta derin uykuda. Kendilerine, çevrelerine karşı şiddet davranışı gösterebilirler bilinçleri olmadığı halde. Ve evden çıkıp tehlikeli sokaklarda yürüyebilirler, düşebilirler, bir şeye takılabilirler. Gözleri açık olsa da çünkü görüş sağlanamıyor. Düşme atakları yine uykuyla alakalı gördüğümüz bir durum. Narkolepsi dediğimiz bir uyku hastalığı var. Normal dışı zamanlarda gün içinde olmadık yerlerde uyku atakları yaşaması kişinin. Yukarıda gördüğümüz gibi direksiyon başında kırmızı ışıkta beklerken aynı uyuyakalabilir. Kahvesini doldurmayı beklerken uyuyakalabilir. Kataplegsi de narkolepsiye eşlik eden bir durum. Ani duygu ataklarıyla, gülmeyle, ağlamayla, kızgınlıkla, herhangi bir sürprizle aniden hastanın kas tonusunun kaybolması, yere yığılıvermesi. Bu da yine düşme açısından belirgin bir risk oluşturuyor. Epilepsi yine çok temel hastalıklardan bir tanesi. Özellikle de bilincin kaybolduğu nöbetler, jeneralize nöbet dediğimiz tablolarda ortaya çıkıyor. Birçok nöbet tipi var, miyoklonik eşlik ediyor, tonik klonik olabiliyor, atonik olabiliyor. Bunlar da eğer hani bilinç kaybolduysa, jenerize hale döndüyse hastanın yere düşüp kendine zarar vermesi çok olası. Miyoklonus hem epilepside hem hareket bozukluklarında karşımıza çıkan bir tablo. Kasların aniden kasılıp gevşemesi sonucu sıçrayıcı hareketler. Ekstremiteler de hem üstte hem altta olabilir. Özellikle alt ekstremitede ve gövdede olursa ani düşme ataklarına yol açabilir bu tablo. Hipereklepsiya daha çok küçük yaş grubunda karşımıza çıkan, bebeklik döneminde karşımıza çıkan bir tablo. Epilepsiler arasında değil, ayırıcı tanıya giren bir durum. Hastaların ani, beklenmedik işitsel uyaranlarla ya da taktil, dokunsal uyaranlarla ortaya çıkan irkilme refleksinin aşırı olması hali. Düşüp yere uzun süren tonik spazmlar, kasılmalar, morarmalar gelişebiliyor bu hastalarda. Temel hastalıklardan bir tanesi de yine her yaş grubunda görebildiğimiz, hem çocukluk hem erişkin yaş grubunda ortaya çıkabilen hastalıklardan kas hastalıkları grubu. Burada kas hücreleri hareketlerimizi sağlayan hücreler, bunun işlevini bozan herhangi bir tür hastalığa biz kas hastalıkları diyoruz aslında. Sık görülen genel belirtileri motor gelişimlerinin bu kişilerin geride kalması, daha gelişme evrelerindeyken başını tutması, yürümesi gecikte denir.
yerden kalkmada gavur zararı dediğimiz tutunarak kalkma, merdivenlere inip çıkmakta zorlanma, sık düşme öykülerinde bu hastaların alabiliriz. Yürüyüş bozuklukları, koşamama, kasların güçsüzleşip giderek incelmesi, buna sekonder olarak uzuvlarda ve omurgada yapısal deformitelerin, şekil bozukluklarının oluşması, kasların kramplaması ve çabucak yorulması bu kişilerin ve bunun dışında da göz çevresi kaslarda, göz kaslarda, göz kapağında çabuk yorulmaya bağlı sarkma, düşme ve çift görme olabilir. Gerek kas güçsüzlüğü olsun, gerek kramplar çabuk yorulma olsun, gerek çift görme olsun yine hepsi de düşme açısından risk faktörü. Burada bir sürü hastalık var. Hem motor nöron kısmını tutan, periferik sinirleri tutan, kas sinir kavşağını tutan ya da kasları direkt tutan hastalıklar var. Genetik geçişli özellikleri söz konusu bunlara. Adını koyabilmek, tanısını koyabilmek çeşitli yöntemler gerektiriyor ama ortak noktada hepsinde düşme öyküleri alabiliyoruz. Burada da genetik geçişli özellikli hastalıkların listesi, çeşitli kas gruplar tutuluyor ya da çeşitli yaşlarda şiddeti değişken özellikle tutulabiliyor. Böylelikle biz bu hastaların hepsinde düşme öyküsünü alabiliyoruz. Polineuropatiler yine sık rastladığımız bir grupta. Periferik nöropatiyi biz daha çok görüyoruz. Periferik sinirlerin hasarlanması söz konusu. De genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Tüm şikayetler geceleri yoğunlaşıyor. Motor lifler tutulursa motor nöropati, hissiyata bağlı duysal nöropati, hem motor hem duysal sinirlerin tutulumu ikisi bir arada da olabilir ya da otonomik nöropati alabilir. Tüm klinik bulgularda hastaların ekstremitelerinde güç kaybı, yanma, ağrı, hissizlik ortaya çıkabiliyor. Yaygın sebepleri en fazla diyabeti görüyoruz ya da otonomik tutulumla bağlantılı ortaya çıkabilir. Guillain-Barré sendromu, bu da mevsimsel özellik gösteren bir hastalık. Bağışıklık sisteminde miyelin kılıf hasarı. Miller-Fischer sendromu, otonomik kronik inflamatuar rahatsızlıklar, romatolojik hastalıklar, kanser, genetik yatkınlık, polineuropati yapabiliyor. Özellikle ekstremite distallerinin uyuşmasıyla, yanmasıyla ya da güçsüzlük, hissizlikle birlikte hastalar düşebiliyorlar. En temel, en geniş risk faktörlerimizden bir tanesi inme. Toplumda gayet sık rastlanan bir tablo. İnme yaşı ilerledikçe arttığını biliyoruz. Ve bir inme geçiren hastanın %7 oranında ilk hafta içinde düşme yaşadığını biliyoruz. 1-6 ay arasında bu oran %37, ilk 1 yıl içerisinde de %73'e çıkıyor. Bir kez düşen kişinin tekrar tekrar düşme riski yüksek. Bu konuda ilkinden sonra gerekli önlemlerin alınması lazım. Hatta öngörücü olarak hastaların ihmal dediğimiz bu sağ beyin yarısını tutan felç tablolarında aslında felçli olduklarının tam farkına varamamaları nedeniyle güçsüzlüklerinin kalkıp mobilize olmaya çalıştıklarını, isyan edip yataktan atlamaya çalıştıklarını biliyoruz. Böylelikle hastanın tablosuna göre de düşme riskini öngörmemiz lazım. Demiyezen hastalıklar geniş yaş grubunu yine tutan, özellikle de MS söz konusu olduğunda genç yaş grubunu tutan bir hastalık. Miyelin dediğimiz lifler aslında sinir iletimini hızlandıran, bu kılıfı koruyan ve onun beslenmesini sağlayan bir doku. Bu hasar gördüğünde çoğunlukla da otonomik nedenlerle hem santral sinir sisteminde hem periferik sinir sisteminde çeşitli hastalıklar oluşabiliyor. Burada santral sistemin demiyezen hastalıklarında ne klinik bulgular çıktığını listeledim. Gayet geniş bir liste. Burada düşmeye yol açabilecek hem görme bozuklukları, hem motor kayıplar, hem serebeller denge bozuklukları, hem nöropsikiyatrik kognitif etkilenmeler söz konusu, duysal semptomlar. Bunlar hepsi düşmeye katkıda bulunabilecek özellikler. Hastaların klinik muayenelerine göre atak dönemlerinde yoğunlaşacak şekilde bunların düşmeye yol açabileceğini biliyoruz. Bu konuda da yapılan hayli çalışma mevcut. Serebellum denge merkezimiz gerçekten beynin arka tarafında yer alıyor. Burada çeşitli hastalıkların direkt serebellumu, direkt denge merkezini etkilediğini biliyoruz. Burada birçok neden var etkileyen, aslında toksik nedenlerden o alkolik serebeller dejenerasyon dediğimiz tablo toplumda azımsanmayacak sıklıkta görülebiliyor. Onun dışında konjenital genetik geçişli nedenler de var. Konjenital nedenlerde doğumsal saptadığımız
sağda gördüğümüz tomografi kesitlerinde gördüğümüz arka tarafta beyin kısmının tamamen olmadığı ya da çeşitli seviyelerde küçülmesinin olduğu dendrofor malformasyon dediğimiz, sağda gördüğümüzse bu diş belirtisi olan beyinde yine denge merkezinde cerebellum vermis bölgesinde küçülmeyle giden bir hastalık. Herediter tablolarda birçok hastalık var. Otozomal dominant resesif geçişlerine göre spinoserebeller ataksisi ki 43 gen lokusuyla ilişkili, Frederick ataksisi ekstremite distallerinde ayaklarda deformiteyle giden, kalp problemleri, omurga anomalileriyle giden bir hastalık. Abetalipoproteinemi, vitamin E eksikliğiyle ilişkili ataksi, cerebrotendinos ksantomatozis yine genetik geçişli herediter ataksiler arasında. Derin duyuda yine bizim için önemli bir değerlendirme. Vitamin B12 ile ilişkili bir tablo. Propriosepsiyon dediğimiz durum aslında eklemlerimizin, vücudumuzda hareketlerimizin uzaydaki pozisyonuna biz görmeden fark etmemizi sağlayan sistem. Burada santral sinir sistemi hem ciltten, eklemlerden, kaslardan, duysal reseptörler vesilesiyle sürekli bir geri bildirim alıyor. Bunları da bozuk olduğu zaman hasta dengesini ya da uzaydaki yerini sağlayamıyor. Sağlam olduğunda ağzımızı bilmeden bardağı ağzımıza götürebiliyoruz. Özellikle bakmadan yürüyebiliyoruz. Bu bozuk olduğunda bunları yapamıyoruz. Değerlendirirken özellikle vibrasyon test dediğimiz bu diapazonla yaptığımız eklemler üzerindeki titreşimi, hastanın nasıl hissettiğini ölçebiliyoruz. Bu dengeyi de yine pull test dediğimiz geriye doğru hastaya çekip dengesinin bozulup bozulmadığına bakabiliyoruz. Romberg testi. Görüntüleme yaptığımızda vitamin B12 eksikliği olan bir hastanın görüntüsünü aldım ben burada. Arka kordon dediğimiz o propriosepsiyondan bölüm sorumlu bölgenin bozulduğunu filmden de gösterebiliyoruz okların ucunda. Denge bozuluyor. B12 eksikliğinde makrositer anemi görülüyor. Burada netlerden aldığım görselde onu göstermeye çalışmışlar. Dilde corbovinum denilen dana dili genişlemiş kırmızı dil görebiliyoruz. Denge problemleri görebiliyoruz. Vitamin B12 eksikliği bizim denge bozukluğu yaşayan hastalarda ilk istediğimiz testler arasında. Diğer birçok nörolojik hastalık yine var. Bunlardan teker teker bahsetmeyeceğim. Otoimmün nedenler, kitlesel nedenler, enfeksiyonla ilişkili nedenler, hiperkinetik, toksik, paraneoplastik birçok neden ortaya çıkabilir düşmemize yol açan nörolojik hastalıklar arasında. Peki hasta düştüm diye geldiğinde ne yapmalıyız, neler sorgulamayız? Özellikle sosyal öyküsünü almamız lazım. Hasta nerede yaşıyor, müstakil mi, evi müsait mi? Düşme açısından merdivenler içerisinde var mı? Asansör imkanı var mı? Tuvalet oturma alanı demiştik, hani yere yakınsa alatur kayısı sıkıntı olabilir. Kimlerle yaşıyor, yalnız mı kalıyor? Evdeki işleri kimler yapıyor? Bağımsızlık düzeyi normalde nasıl? Alkol öyküsü var mı? Hem nöropati ortaya çıkarabilir hem toksik etkisiyle dengesizlik yapabilir. Sigara öyküsü alacağız. Düşme anının öncesinde hasta sorguladığımızda herhangi bir sıkıntı yaşamış mı, bir sersemlik hissi, baş dönmesi, çarpıntı olmuş mu? Bize çarpıntı olması, baş dönmesinin öncesinde olması, sonra düşmesi bir hipotansif atak işaret edebilir. Ne yaparken oldu? İşte yatar, oturur pozisyondan kalktım, postural bir hipotansiyon olabilir. Tuvaletteyse vazovagal bir tablo yaşamış olabilir. Yürürken oldu birden, eforla geldi, aritmi olabilir. Başını yana çevirince oldu, sinüs karetikum hipersensitivitesi olabilir. Normalde sağlığı nasıl? Enfektif bir bulgusu var mı? Diz yürü, öksürme, herhangi bir alt ekstremite selülit tablosu, onlar etkileyebilir. Hasta nasıl mobilize oluyor? Bir yürüteç, baston kullanıyor mu? Düşme riskini arttıran hangi hastalıkları var? Bir ilaç anamnezini ayrıntılı almamız da gerekir. Düşme anı sırasında hasta bilinci açık mıydı? Bunu direkt kendisi söyleyemeyebilir. Bir gözlemcisi varsa yanında daha ayrıntılı bilgi alabiliriz. Eğer bilinç kaybı o süreçte olduysa nereden ortaya çıkabilir? Hasta eğer elinde kolunda zedelenme oluştuysa kendini koruma için yüzüne kapattığı eli zedelendi olabilir ama tamamen direkt kafasını vurduysa bize bir ipucudur bu. Bilinç kaybolup da düştü hasta diyerek.
Kendisi tahmin edebiliyor ama öncesinde şu oldu, bu oldu diye söyleyebilir hasta. Böylelikle dış faktörlerin etkisini biz ortaya koyabiliriz. Düşme sonrası yapmamız gereken, yani sorgulamamız gereken, düştükten hemen sonra titreme, kasılma ya da inkontinans oldu mu? Bu epileptik nöbet geçirdiğine bize işaret edebilir. Oryantasyon düşme anından sonra da korundu mu? Epileptik bir nöbet geçirdiyse hastanın sersemlik hissinin daha çok sürmesini bekleriz. Mobilizasyonunu hemen sağlayabildi mi? Bu nedenle hani kırık sonrasında hastada bir düşme sonrasında herhangi bir kırık çıkık oluştu mu? Eğer hasta konfüzyonu sürüyorsa ağrıyan yerini bize göstermeyebilir. Bilinç değerlendirmesi de bizim için gerekli. Ve ne kadar süre orada kaldı? Bu bilgi de bize kas yıkımı açısından önemli. Dehidratasyon mu var, kas yıkımı mı var? Gerekli laboratuvar incelemeleri devreye sokmamız gerekir. Muayene ederken nelere bakacağız bu hastaya? Özellikle nabız, tansiyon, kalp üfürümü, bunları değerlendirmemiz lazım. Enfeksiyöz bir tablosu var mı? Kalp, akciğer seslerinde pnömoniye işaret edebilecek, kronik sorunlu problemleri, hipoksiye işaret edebilecek bir durum var mı? Görmesi, işitmesi, nörolojik açıdan da kas gücü, refleksleri, yürüme hızı, denge problemi yaşayıp yaşamadığı, postural refleksleri, arkaya doğru çekme testi, Romberg belirtisi bakabiliriz. Nöropati açısından el ayak, eldiven tarzı bir duyu kusuru var mı? Ve bilinç nasıl etkilenmiş? Bunları muayenede değerlendirmemiz gerekir. Ve hani düşmeye bağlı kişinin yaşadığı tablodan hemen sonra muhtemel nedene yönelik bu şekilde ayrıntılı bir değerlendirme yapmamız gerekir. Tahlil olarak, laboratuvar olarak ne gerekir bu hastalara? Bir kan sayımıyla birlikte basit kan tuzlarının, kan biyokimyasal değerlerinin bakılması, pıhtılaşma faktörleri, D vitamini, B12'nin öneminden bahsettik. Tiroid fonksiyon testleri gerekir ve enfeksiyöz açıdan da CRP, sedimentasyon gibi testlerin yapılması gerekebilir. İdrar tahlili bize ne verir? İdrarda protein atılımı ya da idrar yolu enfeksiyonu var mı diye bakabiliriz. Onun dışında kardiyak açıdan dinledik, o EKG'sini çekmemiz gerekirse eğer Holter ekokardiyografiye yönlendirmemiz olabilir. Akciğer grafisi, kalça grafisi ve kafa travması varsa eğer beyin tomografisi görüntüleme yöntemlerine eklenebilir. Peki risk faktörlerini ortaya koyduk. Birden fazla risk faktörü varsa da düşme riskinin daha çok arttığını biliyoruz. Son bir yılda ne kadar düştüğünü mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki düşmeler için en iyi öngördürücülerden bir tanesi. Son bir yıl içerisinde düştünüz mü? Çok doğru bir soru. Düştüyse eğer kaç kez, yaralanma oldu mu? Dengesizlik şu an hissediyor musunuz? Düşmeye karşı bir korkunuz var mı? Bunlar sorgulamada hastayı mutlaka eklememiz gereken sorgular. Birçok ölçek belirtilmiş düşme riskini değerlendirmek için. Bunların hepsini aynı anda kullanmıyoruz. Bazıları pratik, bazıları biraz daha uzun sürüyor. Çalışmalarda kullanılıyor. İTAKİ düşme riski ölçeği bizde erişkinlerde özellikle 2011 yılından beri aktif kullanıma konulmuş. Hemşirelik hizmetlerinde, servislerde mutlaka bu değerlendiriliyor, hastaların kartlarına işleniyor. Birçok test bataryası var. Bunların nasıl puanlandıklarından çok bahsetmeyeceğim. Geriatrik hastalar için özellikle test, yürüme sorunu yaşayan inme hastalarında, demez hastalıklarda kalk ve yürü testi çok kullanılıyor. Tinetti, bunlar hep skorlama üzerinden giden testler. Az önce bahsettiğimiz hep riskler ve muayene sırasında olan bulgular numerik olarak puanlandırılıyor. Harizmi düşme riski ölçeği de keza servislerde kullanılabilen pratik bir ölçek. Bunlardaki bilgilendirme tabloları buna göre puanlandırma söz konusu. İTAKİ düşme riski bizim kliniğimizde de kullanılan test bu. Burada dört yapraklı yonca figürü dikkatinizi çektiyse bizim nöroloji servisindeki hastalarımızın çoğunun başucunda olur. Düşme riski yüksek olan hastalarda, hastanelerde bu sistem kullanılır. Bizim hastalarımızın çoğunda da bu şanslı yonca bulunur başlarında. Puan olarak da 5 puanın üzerinde alan kişilerin düşme riski yüksektir diyebiliriz. Peki yöntem olarak biz riskleri söylerken aslında hepsinden bahsettik. Nasıl önleyeceğiz? Kaydırmaz malzemeler kullanmaya çalışacağız. Özellikle ıslak zeminlerde, banyoda, tuvalette. Kuru tutmaya çalışacağız.
Trabzanlar, tutmaçlar, banyosunu yaparken, tuvaletini yaparken ekleyebiliriz. Düşme riski yüksek kişide sürekli bir aydınlatma sağlanabilir. Koridorlarda zemini aydınlatıcı şekilde ve derli top tutulması lazım zeminde takılabileceği hiçbir şeyin bulunmaması için. Açma kapama düğmeleri yakında ulaşabileceği yerlere alınmalı. Yatak içerisinde REM davranış bozukluğu olan hasta çırpınır, kendine zarar verebilir, kenarlar yastıkla döşenebilir. Ve çok ihtiyacı olan malzemeler immobil bir hastada özellikle hep eline ulaşabileceği yerlerde tutulması gerekir. Gereksiz malzemeler toplanmalı ve riski çok yüksek kişiler, özellikle kognitif kapasitesi kötü, demansif kişilerin çok fazla yalnız bırakılması tavsiye edilmez. Burada da güzel cihazlar var. Şurada asansör sistemi merdivenli evlere modifiye edilebilir. Ya da tamamen immobil olan hastalarda da yataktan alıp kaldırma, bakımını sağlamak için böyle asansör sistemleri mevcut. Yatak hemen başucuna konabilecek bir tuvalet, hasta uzağa gitmeden ihtiyacını görebilir. Düşme olduğunda şu an giyilebilir, tabii teknoloji çok ilerledi. İlla böyle bir kolye yerine işte saatler olsun, telefonlarda da aplikasyonlar var. Düşme riski olan hasta düştü, epileptik nöbet geçirdi, beklenmeyen bir şey olduğunda direkt uyarı gönderiyor, 112'yi arayabiliyor. Grup egzersizleri, tai chi, ev egzersizleri, bunların önemine birçok çalışmada değinilmiş. Egzersiz eğer öncelikli tutulursa ve düzenli şekilde yapılırsa ev içi düzenlemelerin daha önüne geçtiği gösterilmiş ve kırıkların belirgin bir şekilde azaltıldığı ortaya konulmuş. 12 haftalık bile bir egzersiz programı yapıldıktan sonra düşme riskinde belirgin azalma gösterilmiş. Yani egzersizin azı çoğu değil, düzenli bir şekilde kısa bir dönem bile yapılsa faydasının olduğunu biz buradan görmekteyiz. Burada çeşitli hastalara öneriler var. Kendi evleri içinde bile yapabilecekleri hareketler. Hastalara, düşme riski olanlara önermemiz iyi olabilir. Kendimiz de yapmamız iyi olabilir. Burada su içinde yapılan egzersizlerin önemi ya da bir fizyoterapistin çalıştırmasıyla yapılan yöntemlerin önemi gösteriliyor. Sağ altta doğa yürüyüşleri. Burada dikkat etmemiz gereken kendi başlarına değil bir de destek kullanarak yürümüşler. Trekkingde genelde bu aletler kullanılıyor. Bunları önerebiliriz. Doğa yürüyüşleri şu durumda tabii evlere kapalı olan dönemde çok kolay bir şey değil. Burada da hep Avrupa'yı görseller koyduktan sonra kendi toplumumuzdan da görseller koymak istedim. Üstte özellikle bir hani fizyoterapi programı oluşturulmuş köyde katılmak isteyen herkes için. Aşağıda da cami içerisinde bir grup kişiye uygulanmış. Sol üstte bireysel fizyoterapi ve sol alttaki de Pamukkale'deki bir merkez. Gerçekten hani ilgilenirse, önemsenirse bu düşme riskini göz önüne bulundurarak birçok şey yapabiliyoruz faydalı anlamda. Ben dinlediğiniz, dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Aslında çok güzeldi gerçekten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Buradan görünen tek şey bir kişi düşüyorsa altta bir nörolojik hastalığın olup olmadığını mutlaka sorgulanması. Özellikle yaşlı kişiler için. Çünkü süreçte bu sefer ortopediyle ilgili bir savaş başlıyor. Ortopedik ameliyatların hiçbir tanesinden sonra da nörolojik hastanın durumu hiç de iyi olmuyor. Çoğunda yağ embolisi değil mi Aslı? Yani yağ embolisi çok başımıza bela oluyor. Mortal seyrediyor. Erken dönem öldürüyor ama diğerinde de şöyle, yağ embolisi olmadı, hasta operasyon geçirdi, demansifse evre atlıyor, Parkinson'sa iyice immobil kalıyor. Neyse alttaki durum, sizin elinizi kolunuzu da bağlayacak şekilde genç hastada bile tedavi planlamanız değişiyor. Bizi çok hani elimizi kolumuzu bağlayan, hasta ve yakınları açısından da çok mutsuzluk yaratan tablolar. Son dönemde bir Parkinson hastam takip ettiğim, her şey yolunda. Şu an mobilitesi çok iyi ama düşmeleri çok arttı. Tek bundan şikayetçiler. Çok rahat mobilize oluyor ama bu sefer de düşüyor. Bir yerden tutsak nörolojik hastaların her birinde aslında var. Bu kadar fazla slide olmasının da sebebi bu. Kısaltmaya çalıştım olabildiğince. Mutlaka soru vardır. Ayşe abi sen takip ediyorsun. Takip ediyorum. Yazılı bir soru göremedim ama hani sormak isteyen arkadaşlar
Sorabilirler herhalde şimdi. Sorusu olan var mı? Bakıyorum ben yine bir kontrol edeyim ama. Evet, soru göremedim. Asif Hoca, bir dahaki toplantıda bir alkol lafı etmiştin. Herhalde vazgeçmedin. Yok. Olur, bir dahaki toplantıda bununla ilgili ben bir çalışma yapayım. Sunum çok güzeldi. Aslında hanıma valla teşekkür ederiz. Çok da doyurucu oldu. Yani biz tabii, katılanlar genelde iş yeri hekimliği yapıyorlar. Birinci basamak aslında bizim de. Bizde daha çok tabii iş kazalarına bağlı düşmeler oluyor ama bize en çok zorlayan şey olur. Yani hani düşmesinin sebebi acaba bir şey mi? Yani kazaya neden olan bir dış etken mi, yoksa kişinin herhangi bir hastalığı ya da ilaç kullanımı konusunda o bizi zorlar. Yani bu konuda birkaç vaka da yaşadık. Hatta bunun ayrımını da yapamadık ama şöyle diye düşündüm ben. Herhalde her insan hayatında bir kere düşer. Yani bunu bir kere düştüğünde gözleme alalım bakalım. Hani düşmüştü bir sebepten, ama ikinci kere olursa inceleriz diye düşünürdüm. Yani hani birden fazla düşmeler konusunda biraz ısrarcı oldum ama ilk düşmelerde genelde hani böyle basit bir gözlem ve muayeneden sonra kişilerin takibini yapardık. Sanırım her insan hayatında bir kere de bayılır diye bir nörolojik tabir vardır, değil mi? Öyle bir şey vardır herhalde. Ama bunu çok doğal kabul etmemek ve izlemek gerekiyor. İzlemek gerekiyor tabii. Yani bizim bilgi vardır. Çok sık, değil mi? Daha tanık olmadan çok sık düşer ve çok sakar olurlar. Yani çocukluktan beri ona bir sakar etiketi verilir ama aslında bunun bir demiyenizden hastalıktır ve ileride MS'le uğraşmaya başlar. Yani tabirleri mutlaka hastanın bir hastalığı yönünde takip etmek gerekiyor. Evet, çok haklısın. Nöbetler de öyle hocam. Mesela derler, bu kız çok sakar derler ama miyoklonik nöbet çıkar onun altından. Gerçekten hani böyledir deyip geçmemek gerekiyor birçok şeye. Risk faktörü değerlendirmesi bu yüzden önemli. Birçok skala yapmışlar, geliştirmişler. Bunda fonksiyonel kullanılabilecekler var. Hasta bir kez düştü, tekrar düşer mi diyebilmenin yolunu sağlıyor bize. Aslında şöyle bir örnek vardı, sen de bilirsin, bir futbolcu, ismini bilmiyorum, mutlaka arkadaşlar biliyorlardır da, çok düşüyor ve geriye doğru baktıklarında sol kolunu maçlar sırasında sallamıyor. Yaşı da işte 28-30 civarında, hemen 10 sene sonra Parkinson geliştiriyor ama çok düşüyor bu gerçekten. Bu toplantılarla sizi korkutuyor muyuz? Herkes. Gayet iyi. Bundan sonra sanırım nörolojiyi sen götürdün. Yani senin gibi bir hocamız olduğu için de Eskişehir'de şanslıyız. Hem odaya vakıf olması, hem bilimsel bu tür toplantılara önem vermesi, hem de katılımını sağlaması çok önemliydi Demet. Çok teşekkür ederiz. Ama bundan sonra da mesela başka konularda da, yani işte ne bileyim, kardiyoloji, psikiyatri, acil tıp ve benzeri konularda aynı şeyin devam ettirilmesi. Çünkü artık her çarşamba bir yerde geleneksel bir şekilde beklenen bir şey oldu bu. Her çarşamba öğlen arası kendimizi bu işe ayırdık. Demet bize kaç hafta oldu? 10 hafta mı Demet? 11 hafta mı? 10. hafta mı? 10 haftadır alıştık. Çarşamba günleri öğlen başka bir iş yapmıyoruz. Tabi odasının yönetiminden de ricamız, önümüzdeki çarşambadan itibaren de ne bileyim, Cem var. Cem de herhalde psikiyatri günleri altında birinci basamakta psikiyatri diye. Nörolojinin üstüne psikiyatri ağır mı gelir derseniz daha hafif, o zaman mesela FTR falan olsun diyelim. bir şeyler ayarlamak lazım sanırım. Hani iş yeri hekimliğiyle ilgili ben birkaç toplantı yaparım ama bu kadar sürdürülebilir, bu kadar uzun soluklu bir şey yapmamız zor.
Ben de son toplantıyı aslında önereceğim size. Özellikle aslında buradayken demanslı ve diğer nörolojik hastalarda bir avukatı şey yapalım, misafir edelim. Onların vasi, vesayet, ehliyet kavramları. Ha, iyi olur. Onları da bir tartışalım isterim ben, eğer uygun görürseniz. Tamam, çok iyi olur. Çok ben güzel olur. Önümüzdeki haftaya da onu yapalım. Vasi tayini ile ilgili doğru diyorsun da sıkıntılı birinci basamakta da oldukça sık önümüze geliyor aslında. Sorunlardan birisi o. Ondan sonra da başka bir branş seçip o konuda şey yapalım, devam edelim derim. Tamam, bana senin işin tamam dediler. Ben öyle algıladım. Tamam. bir de sen anlat bir şey Demet'ciğim. Ne anlatacaksın? Yapmıştım hatırlarsan. Ben evet. Bir amacımız vardı. Çoğunlukla Eskişehir'den olmayan hocalarımızla sizi tanıştırmak değil mi? Evet evet, çok iyi oldu. Çok değişik üniversitelerden. Bir de hepsi genç, pırıl pırıl, yani ışıl ışıl insanlar. Çok da güzel tanıştığımıza çok sevindik hepsiyle. Yani Aslan'ın sunumunu başka bir yerde rastlamak, bulmak çok kolay değil. Arkadaşlar dinleyenler lütfen odanın sitesinden takip etsinler, değil mi Ayşe? Evet. Harika. Harika. Gerçekten çok güzeldi. Yani sevindim, sağ olun. Evet, emeğinize sağlık doktor hanım. Demet hocam, sizin de emeğinize sağlık. Gerçekten Akif'in de dediği gibi çok güzel, biz çarşambaları artık öğle arasını bu eğitim programlarına mutlulukla ayırır olduk. Dilerim Akif'in de dediği gibi farklı farklı alanlarda da bunu yaşarız. Ama nörolojiden çok memnun kaldık. Bilgilerimizi yeniledik, tazeledik, pekiştirdik. Hepsi bir arada oldu. Katılımcıların da soruları, destekleri, burada olmaları hepsi değerli. Eskişehir Birecik Tabip Odası adına herkese katılımları için çok teşekkür ederiz.